Mayıs ayıydı. Belki 20'si civarıydı. Ondan sonra akşam ezan okundu. Herkes camide namaza başladığı bir anda deprem yaşandı. Yani ben o anda evdeydim. Evde salondan kapıya çıkamadık. Yani bir de anneannemiz vardı. Onu da çıkartmaya çalıştık. Biz kapıya çıktığımızda zaten deprem durmuştu. Yani ama çıktığımızda tamamen her taraf toz dumandı. Çünkü karşımızdaki ev, arkamızdaki ev yıkılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Bingöl'ün merkez nüfusu, yani ilçeleriyle birlikte değil de 17 bin civarında bir merkez nüfusu vardı. İlin tamamen nüfusunu şu anda emin değilim, hatırlamıyorum. 700'e yakın insan vefat etmişti o depremde. Ciddi yıkıcı bir depremdi, 7 noktalı bir depremdi. Tabii işte deprem oluyor. Ondan sonra bütün binalar boşaltıyorsun. Gidecek yer, arkasında güzel de bir yağmur yağdı. Şimdi doğrusu. Tozlu dumanı bizi yatıştırdı. Gece sabaha kadar kimsenin yatma şansı olmadı. Biz çocuktuk. Sabah çıktığımızda benim yaşadığımda bir arkadaş vardı. Böyle Bingöl'ün bütün her tarafında hemen hemen dolaştık. Küçük bir şehirdi zaten. Yani binalar yıkılmış, o da çarpmış. Lojmanlar vardı, askeri lojmanlar. Birisi yıkılmış, o da çarpmış. Öteki sonra 5 tane binanın böyle yan yattığını gördük. Hastaneye gittik. Hastanenin kolonları kırılmış. Onlar şey olmuş, böyle kat kat olmuş ve aşağı kadar inmiş. Şeyler, makineler şeyi kaldırıyordu. Böyle tabliyeleri kaldırıyordu. Arasını silkeliyordu. Ne düşerse oradan. Yani orada vefat edenler de vardı tabii. Zor bir süreçti. Işte.